Deliriyor muyuz? Hanımlar, beyler ben Kübra Sevimgin. Deliliklerin, saçmalıkların bulunduğu, bolca seks konuştuğumuz Deliriyor Muyuz'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum ben ne dersim o yayıncıları Batu, Armağan ve Noyan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Niye bu bir gergin böyle ip gibi dizilmiş, baston yapmış gibi duruyorsunuz? Böyle olduk senin karşına. Neden? Bilmiyorum. Dize getirdim o zaman. Erkekler ya öyle de gördüğünüz üzere üçer erkek dize getirdiysem şimdi... ben neler yaparım bilmiyorum. Size soru. Bana bu aralar böyle bir soru geliyor da benim gibi bir kadınla evlenir miydiniz ya da sevgili olur muydunuz? Benim gibiden kastımı hemen açıyorum. Böyle bir yayın yapan, böyle bir içerik üreten bir kadınla olmazdı. Neden? Seni korkutur muydu? Evet. alem ne der? Ya <Olmazdım>. Ama çok açık sözlüsün gerçek. Gerçekten Abi, yüzüme, yüzüme yani yüzümün yani. böyle bir şey söyle. Niye mesela? Abi çok baskı görürdüm ya. Etraftan yani, mı? Evet Çok mu önemli de... senin için böyle etrafında söylediği? Aa, vallahi, başkalarına göre vallahi, yaşıyorsun o zaman. Kaç ama. Kaç yaşındasın? 27. 27 yaşını hep el alem ne der diye mi Yo, yaşadın? Yok hayır öyle yaşamadım ama zor yani. O zaman istediğin hayatı o yani. zaman yaşayamadım. Arman? Ya bana göre karakterin önemli yani birebir Karakterin önemli yani ne yaptığın pek önemli değil ondan ama tam dolayı. Ama tamam <laughs> <laughs> bunu yapmışken niye haber spikerleri sürekli şunu şey yapıyor? Yok. Bu bana bak arkadaş ha, bu... ben haberi dinlemiyorum İllimnati bu arada. ama bu. İllimnati değil bu odaklanmak üzerine bir şeymiş de ama ben bunu yaptığınızda odaklanamıyor Ben buna odaklanmaktan sizin haberinizi dinleyemiyorum haberiniz olsun. Çok net söyleyeyim. Şey olarak peki mesela her seferinde reelslarım insanların önüne düşüyor. Sürekli seks diyorum, penis diyorum, yok vulva diyorum, yok yatak performansı bilmem ne falan diyorum. Geliyor dayın, amcan, teyzen, halan sürekli bunları gösteriyor sana. Bugün Çok iletişimim yok zaten onlarla. Güzel akrabalarımla. E, Kuzenim de. Hayır. Genel olarak akrabalarımla zaten çok bir ilişkim olmadığı için. O kadar evde. Şimdi burada böyle mi oldu? Geldin bizde kaldın. Hayvan Noyan Narman kuzenler bu arada. Artık kuzenlik bugün burada an itibariyle bitmiştir. Aynen. Yok çok umurumda olan şeyler değil ya ben... İşte bir ya. şey bu. Evet bunu şey bu, bu, e, elemiş, eleğini asmış. Aynen. Yani evet. bu saatten sonra bunu bekar olsaydı o zaman sormak isterdim ama. Evet. Batu? Niye bekarmış gibi cevap verdi bu arada? Yok yani. hiç de bekarmış gibi cevap Öyle vermedi. Olma, olmaz mı dedi. Ben de fikrimi söyleyeyim, ben de olmaz. Çık dışarı Batu. Neden? Sevgili ben olmaz. ya ee, konuştuğun konuları senin takipçilerin de erkek takipçilerin de sende çok rahat konuşabildiği için çok beğenirlerdi ve ben çok kıskanırdım. Ha, O yüzden ki... olmazdı. Oturuyoruz mesela biri geldi daha şöyle ama böyle. Ama tamam da bir çok şey iyi falan. Benimle ilgilenenler umurumda olmaz ki benim ilgilendiğim Ta olmaz da, sensen Tamam olmazsa ben rahat olurum. Tam güzel ama benimle. Tamam da o zaman ben de diyorum ki kıskanmanı gerektirecek bir durum yok. İşte var benim açımdan. <laughs> <laughs> bir de onun açısından bak. Aynen bu benim açımdan oluyor. Ben de dersem o diye bir video kesleri var. Gerçi video kes olarak adlandırmıyorlar. YouTube kanalı olarak adlandırıyorlar kendileri. Anlatmak ister misiniz biraz? Arman grubun sözcüsü olarak nasıl tanınıyorsunuz aslında. Kendinizi tanımlıyorsunuz mesela? Grubun... Biri size sordu ne, ne yapıyorsun? İçerik üreticisiniz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben her zaman şunu diyorum. Ee, başarısız bir radyo tiyatrosu oynuyoruz aslında. Doğaçlama. Başarısız demek belki doğru olmaz ama. Doğaçlama bir radyo tiyatrosu oynuyoruz. Ben her hafta bir hikaye yazıyorum. Bu hikaye mitolojik, tarihi veya gündelik olabilir. Baş karakterleri arkadaşlarım yapıyorum. Ve doğaçlama şekilde nereye gittiğine göre... Mitoloji olarak en son ne işlediniz mesela? En son gladyatörü işledik herhalde uzun zaman ve oldu. Bugün de şeyi işlemenizi istiyorum. Benim tavsiyem şimdi Yunan mitolojisinde heykellerde penisleri küçük olan erkekler daha hükümdar vari, daha lider. Birinizin penisinin küçük birinizin de büyük olmasına. Yani orada... Ha buna ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> Hepimizin <gülüyor> küçük olduğu için. <laughs> Hiçbirimiz imparator olamadık falan be yani. <laughs> Yunan mitolojisinde biliyorsunuz ki küçük penis zekili. Tabii. Iktidarı. Biz orada çok aptalız. <laughs> Yunan mitolojisinde. Öyle mi oluyor o zaman? Evet. Biz Yunan mitolojisinde Ot. bayağı sefil insanlarız yani. Evet. Spotify'da zaten o bölüm var ama ha. YouTube'da yok yani. YouTube'da sadece ikinci sezon olarak. Evet, Sanırım bir süre dokuzuncu bu arada olarak. E, sesli olarak podcast olarak başladılar. Ara verdiler. Niye ara verdiğinizi dair? Evlilik. Hey, diyelim. Bu evlendiği için bütün sistemi bozmuş. Sistem çöktü. Kısaca. Bu da 3 ay gitti aydına dönmediği için. Memleketim. Özlemişim taşın toprağına. Ben Böyle İstanbul'da bekledim hiç. gelmesin. Sen de bunları bekledin. Aynen. Yanan bu hikayede yanan sen oldun ben aslında. Ben sürekli evde doğaçlama çalıştım kendi kendime. Çalıştın mı? Aynen. Aynen. Genelde hep mi doğaçlama çalışıyorsun sen? Tabii. Furt. Tek başına. Aynen. Hep tek başına. Ayna karşısında bir de bölümlerde... Ayna karşısında iş biraz farklı bir boyuta gider. Aynanın içindekiyle konuşuyorum. Böyle bir şey Ama bir süre sonra İnsanların hayatlarında işte böyle arkadaş ortamına gittiğinizde, muhabbet ettiğinizde vesairede insanlar bir süre sonra size bir şey anlatmaya başlayacaklar. Çünkü anlattıkları her şeyi içerik olarak kullanmaya başlayacaksınız. Ben de şu an öyle bir durum var. <laughs> Bana de. mesela şu an kimse derdini, tasasını, işte bir seks hayatında ya da erkek arkadaşıyla yaşadığı hiçbir sıkıntı anlatmıyor. Çünkü biliyorlar ki Kübra, bak her seferinde tembih şu. Kübra bak bir şey anlatacağım. Hani birine gidip söylersin değil yayında ne olur. Ya da işte hayatıma giren erkeklerde de bak. Burayı sakın anlatmıyorsun hiç Ama kimseye. Ama sen peki mesela insanların özel hayatını böyle yayında anlatıyor musun? Hayır. Çok iyi sırt tutarım diyen arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> 90 bin kişi oldu Ne yapmışlar biliyor musun falan? Hayır. Diye. Ama zaten sır konusunda da şöyle bir şey var. Şimdi sen evlisin. Beyza'ya gelip anlatılan sırlar sana anlatılmıyor mu Beyza tarafından? Anlatılıyor e, şöyle. arkadaşlar. Bir kız arkadaşınıza evliyse o, anlatılıyorsa o sır sizin aranızda yani o kişi iki kişi arasında kalmıyor. Üçüncü kişi olarak eş de bunu biliyor. Haberiniz olsun yani. Tükürdüm bu arada. Çok ne söyleyeyim? Anlatılmıyor mu? Evet. Yani evet. Üçünüzün arasında, arasında, arasında kalıyor, kalıyor işte. Aynı Ayşe anlatıyor Beyza, Beyza <laughs> Noyan'ı anlatıyor. Noyan eğer çok etkileşimli çok vukuatlı bir olaysa Armağan'a diyor ki buradan bir şey çıkabilir abi <laughs> ben sana anlatayım ben diyor. Ben de yazmıyorum. Aynen <laughs> genelde yazmıyorum. Yazmıyor musun Yok, Yok. Yani çoğu zaman e, yazıyorum ama hani şimdi onların söylediği hikayeler benim kafamda canlanmıyor. Onlar da çok detaya girmediği için ben de hani. Ne yapacağımı bilemiyorum ama bazen mesela triklerini söylüyorlar, ara yerlerini söylüyorlar. Mesela hmm, nasıl istiyorsun? Ben e, sana anlattım. Dedim ki işte dedim... Bir çatışma unsuru arıyorum aslında. Şimdi sonuçta iki karakter birbiriyle çatışma olması lazım ki yani komedi doğması gerekiyor. Yani onlar da çok fazla bu alana şey istemiyor yani. Diyor ki yani çatışma olmasına gerek yok diyorlar mesela. Ama işte... Siz ne o istiyorsunuz? O öyle olmuyor Savaşmayalım, yani. sevişelim istiyor bunlar. Yok ya evet. öyle bir derdimiz yok alakası aslında. alakası yok. Şöyle bir Arman, Noyan daha ve fazlasını ben... daha istiyoruz diyeceğim. <laughs> aslında batı. Çok böyle farklı e, mizah kategorilerindeyiz aslında. Evet yani, üç farklı kafa. Üç farklı, üç kafa mizah. O yüzden bana çok komik gelen bir şeyi hani fikri söylediğimde Arman diyor ki ben bunun gelişmesini yazamam. Çünkü o hani komikliği ben çıkaramıyorum. Bir de diyor. tabii o birazdan metin olarak baktığı hmm. için olaya. Hani çok detay ve çok formal yaklaşıyor işe. Kendisi senarist arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşım varken ben. Aynen. <laughs> Bir yazar var ya. <laughs> Faber Castell aldım ona. <laughs> 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 Kalite <Kalitesinden. gülüyor> Aynen. Sikeçse Şimdi... stabil öyle yazıyor falan. <laughs> Şimdi size soru. Bir kadınla karşılaştınız. Kendini bekar olarak düşün. Düşünüyorum. Bekar olarak düşün. Düşünemeyeceğini o kadar iyi biliyorum ki ama düşünmeye çalış. Çünkü okay. çok daha taze evla. Bir sene olmadı değil olmadı mi daha? daha. Daha bir sene olmamış. Çiçeği burnunda. Ay hiç beklemediğin anda hiç oluyor kızım zaten. <laughs> Allah belasını versin. Yo, hiç beklemediğin anlar bana hiç denk gelmiyor. Niye böyle gelir, oluyor gelir ya. ya? Hiç beklemediğin anda diyoruz ya işte. Ay yok, 18, Mayıs'ta, <laughs> ben 18 <laughs> Mayıs'ta. ben 18 <laughs> Mayıs'ta dediler ki Jüpiter'le bilmem neyin kavuşumu var. Denk gelişimi var. Dediler ki 18 Mayıs'ta dışarı atın kendinizi. Dışarılarda hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız falan dediler. Sabahtan bir çıktım evden. Ha. Bütün İstanbul'da ulaştım bir tane kişiyle karşılaşmadım. Allah Allah. Tanışmadım yalan. Benim için an İnanıyor itibariyle astrolojiye inanıyordum ya. Üzüldüm. Bu, bu zamana kadar. Üzüldüm. Evet. 18 Mayıs'a kadar inanıyordu. Evet. Geç <laughs> Geçmiş ya. olsun. Teşekkür ederim. Şimdi size soru. Bir kadınla tanıştınız. Uzaktan böyle bakıştınız vesaire falan gözünüze kestirdiniz. Gidip tanışır mısınız? tanıştıktan sonra durumunuz ya yani tanışırsanız eğer yani durumu nasıl ilerletirsiniz? Armağan hiç tanışacakmış gibi bakmadı bana. Ben tanışmam. Geçer giderim gibi baktı Batı ama. Bak sen başla ya buna. Şöyle yani ben çok utangacım bir de yaklaşmakta böyle hani yaklaşmak istemediğimden utangacım aslında. Hani gidip o konuşmayı yapmak istemiyorum. Hani ama gidiyor. çok etkilendim. Çok etkilensem bile bende öyle bir sıkıntı var mesela. Çok etkilendim. Hayatım hey, ne güzelmiş. Ya. Onu bilemezsin canım öyle. Diyordun ağa hayatın aşkı öyle bir şey tamam, yok. Tamam şey yani. birazcık bir level üstte işte taşıyorum. Çok etkilendin, gördün, baktın. Ondan sonra iki gün sonra bir baktın Armağan'la beraberler. Arkadaşı falan yok Hayır, sevgilim. Hayır gayet o. sevgilim. Ya, okay, ne olacak canım? Tamamlamış ama yani. Kanka hayırlı olsun. <laughs> Düğün ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir godoşluğun resmedilmiş halini gördük. Bu ne bu? Hayır. Bu ne genişlik? Haddini ama bu mi? arada zaten öyle bir şey yaşansa mı? ilk der ki oğlum bir kız ha, gördüm aynen. çok etkilendim. Dert etmiş ama kendini anlatmamış ha, içine ya. İçine atmış. Tabii o dert zaman, dert etmiş abis, kendine ya. Bir şey ya. söyleme yok. yok. Ben Kesin söylenmez sen. bence zaten. Ya, bir de şu var. Sen sevgili değilsin bir şey değilsin. Gidip tanışmamışsın. E, Armağan evet. sevgili olmuş sen ne diyeceksin? Hayırlı olsun diyeceksin. İçinden bilenmez misin Armağan? Ne Armağ? bileneceğim ya benim Aa. kardeşim Allah'ım. Canımsın Allah Allah ya. Ya, ya yaşanmayan olaylarda nasıl güzel atıp tutuyorlar. Armağan aynısı senin başına gelse. Ee, ben de söylemem ya. Saygı duyarım yani. Ne? Gel gidip konuşsaydım. Dermiyor. Evet, a doğru. Ben de o evet. yüzden evet. yapmıyorum zaten. Biraz Niye? gidip Söylemem konuşsaydın ki. yani. Niye gidip konuşmuyorsun? Ya, utangaç olduğun için. Sadece bu mu? Utangaç olduğum için değil aslında. O yani o konuşmayı yapmak istemiyorum yani. Ben genelde böyle arkadaş ortamında falan hani böyle her erkeğin her kadının bir şeyi vardır ya. Hı hı. Ya böyle taktik demek istemiyorum. Taktik yapamayın da sahte hayır. insandır arkadaşlar. Ee, hani böyle arkadaş ortamında muhabbet etmek ayrıdır. Birinin gidip yaklaşıp işte gidip konuşmak birey bir muhabbeti ayrıdır ya. Tamam da dağıl gidip de. Merhaba ben az önce gördüm sizi Size etkilendim beğendim. falan filan değil de. Bu var. <laughs> <Yani gülüyor> <aradı> ben. Ya <laughs> beni vur <laughs> ya da şu kuran eylül at falan diye. Cuma'yı aldım nikah tarihine. Öğlen iki <laughs> boşmuş biliyor, bekliyorum. Ne bileyim sandalyenin ayağına takılırsın. Çok pardon. Rahatsız etme umarım falan, falan filan. Ya ucuz numara var ya. abi ucuz numara da hiç tanışmamak da iyidir yani. Mi? Hiç, e, hiç gereklenemiyor mu ya kadınlar böyle şeylerden ya? Boş. Avanak sever kanki genelde kadınlar da yapılmaz Yo, ya. Yok avanak Hayda. seviyoruz hayır. Hiç alakası Çok yok kritik. ama tanışmak Aynen. için bir çabalayan erkek benim hoşuma gider mesela. Ne bileyim. Ya e, sandalyenin sana ucuz gelen hareket belki o anda kadının duygusal bir boşluğuna hmm. denk gelir der ki bir şey için çabalıyor bir şey için kendisini göstermeye çalışıyor Belki bana de, der mesela. ben kadın olsam şunu düşünürdüm lan gerizekalı çok içmiş demek ki ayakta duramıyor uzak dursun benden derim İçtip içmediğini kokuyun anlıyorsun zaten ama ayağa mal gibi yapıştım yere ama <laughs> bu yere bak işte ben... senin bakış açın öyle ama ben öyle bakmıyorum olaya yani hani orada ya, da şey kendini güçlü hissedip ben yani benden numaramı almak için ya da tanışmak için neler yapıyor Hissimi Hayır öyle değil eden. ya. Evet, değil. Hayır abi, o bro, sen. Bir şey, yok, şey yo, yani. çabuktu, <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım yani. soracağım ama yani. Eğer ki sandalyeye takılıp da benimle tanışmak için kendimi böyle tatmin edecek bir noktadaysam o kadar da düşmüştüm Düşmüşümdür yani i̇şte hani. yüzden yani. ucuz geliyor bana bu, yani. Numara. Evet küçük hareketler ama en azından bazen de böyle tanışmak için dışarıdan birilerini bekleyemezsin. Yani es kaza biri gelmiştir denk. Arkadaş ortamında kaç kere biriyle tanıştın mesela? çok tanıştım ya. ya. Ben DJ olduğum için gece kulübüne gelen bin kişi oluyor. Biri geliyor işte fotoğrafını çekiyor senin atıyorum. Kameramanın beş arkadaşı oluyor. O arkadaşlarını çağırıyor vesaire. E bir de sen orada hani... De, tamam işte böyle tanışıyorsun içeriye, insanlarla. Yani şey oraya bakılan adamsın ya sürekli. Aa ben DJ'yi tanıyorum. Kameraman geliyor mesela. O seninle arkadaş ortamını tanıştırıyor zaten. Ben de beyaz yakalılarda çok düzgün üç tane insan tanıyorum. sadece üç tane. Sadece üç tane. Onun dışındakilerin hepsi aynı şirketin içerisinde sevgilisi var. Karısı da var. Sevgilisi de var. Aynı şirketin içerisinde illaki şirketlerde, şirketlerde flörtleşen, evli olan bir sürü insan var. Benim gördüklerim haricinde de neler döndüğünü biliyorum. Nayansa tamam bir kadından çok etkilendin. Ha. Nasıl? Gidip tanışır mısın? Ben, ben batuyla aynı düşünüyorum aslında ya yani senin dediğin gibi numaralar yaparak ve Hıcazsın. işte bir anda çat diye gidip ya ben senden hoşlandım falan tanışalım mı öyle bir şey yapmam sadece bir e, ne bir etkinlik içerisinde bir, bir ortak bir grup içerisinde denk getirmeye çalışırım hmm. orada bir iletişim kurmaya çalışırım arkadaşını atıyorum biz gittik bir ortama dört kişi yani böyle beş kişi, işte, 6 kişi aslında benzerle ben... tanışmamız da benzerdi hmm. yani o batu da işte ta o zamandan beri arkadaşımız. Hatta benim liseden beri arkadaşım da. Ya işte bir organizasyon vardı okulun. Orada bir şekilde denk geldik. Ve aslında ilk iletişim şeyi oydu yani. Ben tanışma partisi biletleri ayarlamıştım. Bir sürü bir gece kulübünde. Sürekli. Şeyi Birilerini yapma ortamlarında bu çocuk var. Ay, ama Sonra öyle bana yani. O çocuk bendim diyorsun. orada böyle. Gerçekten. cebinde 30 tane bilet bir tane bira bedava falan. Peki böyle e, bir taktiğim var. Ve bu taktiği yaptığımda. Mümkün değil kişinin bana hayır demesi dediğiniz bir triğiniz var mı? Ya ben demiştim ya az önce ya, taktik yapan insan bana sahte geliyor diye. O hani tanışma ya, muhabbeti de... Ya kastettiğim şey şu İlişkide işte bu kişiyi kendine bağlama ya da işte ne bileyim... Büyü e... lan o. <laughs> kişiyi kendine bağlama falan. <laughs> Abi kurbağa mı sen Yalnız ne yapıyorsun ne ya falan saçını çekiyor <laughs> bir ay atıyor <çok> karıştırıyor. <laughs> hani böyle bir etkileme bir auranın içerisine alma gibi gibi. Böyle ne bileyim o bence o da büyük bir yetenek Kaç, bu arada ya. Aile bir oyunculuk yok kanka yani, bence. Bence de oyunculuk ya. Bu direkt personaya giriyor Saç bence. Saçmalama ya Ama mesela bak ya. direkt personaya giriyor. Kart numaraları falan bir şeyler yapıyorlar. Öyle bir yeteneğim olsa. <laughs> Gelecek <laughs> mekana <laughs> atıyor. <topar> atıyor. <laughs> bu neydi? <iş gülüyor> <laughs> Ay fikir ya. <laughs> Bak takla da atabiliyorum. <laughs> Her şeyi deniyordu. bir limon getirmiş <laughs> yanında var. Çeviriyor şey kanka sürekli. <laughs> bunu da mı beğenmedi <laughs> ya? Yani şey yapıyormuş yanında tavşan taşıyormuş sürekli şey şal. Niye çektiriyor? <laughs> niye Ama <laughs> <çöktürüyor gülüyor> parasına da 15 lira okur abi. Ya, ya hayır ki... bunu bir show business olarak falan bir şey aynen, yapmak öyle. isterdim yani. Ama öyle bir ha, o da, öyle ama öyle o da yani. etkileyici yani. bir muhabbet Ondan... olduğu için yani. Sonuçta. Bir de çok usta olmak lazım kanka. Tabii Onun Onun için Yani. Ya, anladığım kadarıyla çok düz ve geleni kabul eden ya hayır, yani Ya, ben artık Çözledik bana lazım. Ver yani bu bak şimdi. ben Allah. bekar bir kadın olarak seni tenzih ediyorum sen evlisin diye ama Batu ve şu an aldığım var bu. Hayır bak şöyle bir şey var. Ee, Kimse ben, de kusura bakmasın yani. Ben, eğer uzun vadeli birini bir şeyi bekliyorsan karşındakinden ondan sahte davransan bile ya da olmadığın biri gibi davransan bile ondan sonra elbet bir ay sonra iki ay sonra gerçek kişiliğin ortaya çıkacak. Ondan sonra Kadın da sana diyecek ki e, sen böyle değildin. Tamam ama herkese yaptığın hareketten sen bahsetmiyorum. Değiş, değiştin, <laughs> sen de değiştin. Sen tabii. Ben değişmedim. Hayır. Falan. Hayır, hayır. <laughs> Bahsettiğim şey şu. Çık evden. Bir hareketim çıkıyorsun. vardır. <laughs> bu bu şakamatik matik halleri. <laughs> gerçekten. <oğlum. gülüyor> yok mu bir tuşu bir bassın. Mesela en son seni kim böyle bir taktikle. Ha ya da öyle. En son benim böyle bir taktikle tallayan yok. Genelde son zamanlarda ben yürüyorum çünkü. Peki, o Genelde zaman... zaman... sizin, <laughs> galiba, sizin gibilerden geliyor bana. Sizin gibiler derken öyle <laughs> parmakla falan. Özür dileriz ya. Allah, Allah. Hayır. Ben ya. genelde işte beğendiysem, gözüme kestirdiysem, hoşuma gittiyse ben gider tanışırım. Bu senin hoşuna gider gitmez, Bu zaten davranışlara dökülür. O ayrı bir mesele. Ama ha oturayım da ben çünkü dediğim gibi hep söylüyorum ben çok göz şapkınıyımdır. Çok hoşuma gittiysem o kavgaz köpeği gibiyim gibiyimdir. Böyle parfümünden ilk başta anlarım girdiğinde. Tabii Alırım böyle derim ki tamam biri geliyor şu anda arkama hiç bakmama gerek yok ki giren kişi gerçekten Bir işte giriyor kayıp <laughs> Abi la var böyle <laughs> Ulan hep anlardım bu sefer öyle denk geldi ya falan Sahte Olan... parfüm anlıyormuş sürekli <laughs> Karabük'ten gelmiş <laughs> Abi havalimanından indim şimdi falan diye O yüzden böyle hoşuma da gider Seviyorum da böyle kestireyim gözüme Hoşuma giden böyle yakışıklı görmeleri Görmeyi de seviyorum hoşuma da gidiyor o e yüzden geldi ben... zaten bugün Ya <laughs> neye diyorum hani onun beni beğenmesini bekleyeyim ya da birinin bana mesaj atmasını bekleyeyim ben beğendiysem giderim mesaj atarım etkilendiysem ha o etkilenen etkilenmez etkileniyorsa artı bir mis gibi nice günün karı. ne ya esnaf gibi <gülüyor> <gülüyor> etkilendi mi hop gülcük ka. <laughs> <laughs> ay cepte rahatlığı da <gülüyor> çıkardık ooo <laughs> <Bahsünün Peki>, <laughs> ama öteki türlü ya aman o gelecekte yazacak da. Ben ama attıysam adımı mesela sonraki adımları ondan beklerim. Böyle e, bir, bir şeyim e, var. E, ya. yani, Tabii, yani. her, benim her o konu yani. ben uğraşamam yani. Atmışım adımı artık date'e çıkartmak sendedir. Nereye götürürsün, ne yaparsın, ne edersin orası sana kalmıştır. O oh, ne hala memleket. Ben aynen. de bundan sonra gidip tanışacağım. Geri sen ne yapacaksın? Hala mı alma verme dengesi diye bir şey var. Manyak mısınız siz? Habire ben, habire ben yapıyorsan... Ya, tabii ki bir şey. Karşılıklı olacak. bir şey Alma verme dengemiz sadece yataktan ibaret olmamalı. Bunu unutmayın. Saçmalama yani ne oldu? Yatak deyince böyle bir kalmadı. Aynen aynen doğru doğru alma verme de. Aynen aynen Seks hayatınızın neresinde? Şuradaysan burada falan. <laughs> Bu çocuk hepsi o ziknişine taks yaptı ya. Basket da böyle atmışım gibi düşün. <laughs> ya, evet. Aynen. Neresinde gerçekten? Ya bak şöyle bir şey var. Ben kendi adıma konuşayım. İşle çok haşır neşir olduğum dönemlerde Konuşuyor hiçbir, yok, hiçbir zaman e, uğraşamıyorum yani. Çünkü çok iş odaklı oluyorum. Tesla Ama... bakir öldüğünü biliyorsunuz değil mi? Tesla'nın bakir öldüğünü biliyorsunuz. Evet, Geçmiş şey olsun üzüldüm. İşte Seks o da yapmak işte, güzel bir şey. Ama işte o da sanki böyle iş, 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 iş. Yok adam, ben öyle değilim en azından. Üzgünüm. Sen Edison'ın yolunda. Hollywood'a gideceğim yakında. <laughs> Canım akşam deneyim var gelmişler. <laughs> Bugün 3000 ince. <laughs> İyiydi. Yani dediğim gibi iş olduğu zaman çok elime eteğimi böyle işlerden çekiyorum de, yani. teyimi Bana koyayım çekiyoruz yoksa pente. götümü açmayız. gözlemeyeceğiz biraz açıp teyzeden Batu Ben şakamı yaptım geçtim <laughs> <can gülüyor> <de>. verdi. <laughs> ben En şu anda aktif seks hayatı olan mı Evet. Aranızda. Ya Ben bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum. Ben şu an konuşmam. Ama eğri eğri doğruya doğru. Şimdi alt hali mis doğru, gibidir doğru. Bile <laughs> şimdi. mis gibidir o böyle taze taze çeşit çeşit. Bunu arkadaşlar ben size söyleyeyim ama. Bunu bir seneden sonrasında eğer rutine bağlarsanız seksen çok zevk alamamaya başlayacaksınız. Arada Beyza'ya böyle farklı sürprizler yap. İşte ne bileyim hep evde sevişmiyor. <laughs> <laughs> Meydanı Hanım <atıyordu, söyleme. gülüyor> lan söyleme. Ulan biz hafif muyuz? O benim ben gıdıklanıyorum. Ayrı i̇şte, ay o da yolda o da yok doğru. Şimdi size şunu söyleyeyim. Nietzsche ile Freud'un aynı kadına aşık olduğunu biliyor muydunuz? Yok. O zaman bildiniz artık bu da. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Salonda bir içeri. tane kadına aşık oluyorlar. Kadın, ne Salon. 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 Kadının işte diğer isimlerin uzadı, uz çok uzun uzadı diye bir isim var. Ben dilim telaffuz etmediği Sen, için söyleyemiyorum. Salon diyorum. Salon diyorum. Lakap <laughs> tak. <laughs> Şimdi Nietzsche, Freud'la Freud beraber bayağı bildiğiniz bu kadın için birazcık kafa kafaya gidiyorlar. Yanıklar. Ya yani yanıklar aynen. E Freud'un da zaten seksle cinsellik almış kafayı kırmış adam. Bir ton şey yazıyor, çiziyor diyor. Nietzsche de kendince akıllı iki bir adam dersin ama Şeye üç Salak kere teki salan teki çıkmış. Evet ilişkilerde gerçekten de teki çıkmış. salonu üç kere evlilik teklifi ediyor. Üçünde de reddediyor salon. Yani bir ettin. Reddedin. Hiç mi olur gurur yok. Oğlum hakikaten. Iki Hadi kere iki de... kere ettin. Hadi ikinciye de reddedin. Bir de düşünsene topluluk önünde halk tarafına hazırlanmışsınız. Koskoca niçinsin. En korktuğum şeydir bu arada ya. Evlilik teklifini <laughs> de edebilmek. Ben ben de korkarım. Bu arada ben evlilik teklif etmem de. Reddetmekten gıpta eder misin? Ayıp olmasın diye evet derim biliyor musun? Ya düşünsene o çocuk bayağı hani, hazırlanmış evet, böyle. Bayağı hazırlanmış altında, yani. Köpüğünün altında O Kübra da benimle evlenir misin? Ya 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 böyle. Onda bir de başka kimse de olmaz kanki. Mesela başka atıyorum. kimse olmazsa hayır diyebilirim bu arada. Ya, tabii canım mesela 3-4 kişi vardır. Ama üç, çok kalabalıksa. Çuvarlık. Mesela çok güzel hareketle ikiye götürüyor. Oğlum ayıp olmasın diye evlenecek <laughs> Hayır. Sonra derim ki bak şimdi. Ya bak evet çok dedik ben, evet bak. mi dedim? Hayır. Salah hayır. Salah hayır. Herkes var çok kalabalık. Cümbür cemaat, eş dost herkesi toplamış. O durumda o utanmasın, rezil olmasın diye evet derim ama bir saat sonra dedim ki bak ben az önce belli bir evet dedim ama yani a, rezil olma diye dedim akıl kârı değil niye bana bunu önceden sinyali vermişsin. Oturuyorum takılmışımdır ki hala takılmaya devam ediyorumdur ve onunla ciddi bir şey düşünmüyordur. Geleceğe dair planımız bile cümlesi kurulmamıştı. Ama evlilik Ama sinyal vermemişse. Sinyal, sinyal, vermemişse etmişse onun abi, kabahati orada. Evet, der çıkar ama sonrasında niye, ver, şey. niye versin evlenme teklifi sürpriz değil mi? Evet. Sürpriz ama değil Ama bazen de. öyle kadınlar oluyor ya baya böyle giymiş evet. makyajlar yapılmış. Nereye? Yemeğe çıkacağız. Ay hep de bakıyoruz zaten. Hiç bekliyordu. Hiç nasıl bekliyordu? Üç üç saat hazırlandım evine. WhatsApp grubuna yazmış bile. Evet. Bebeklerin çanını ayarlayışız yani. Bütün parayı oraya vermiş. Ama da kim? bayram Bayrampaşa takılıyorsun. Levent <laughs> nereye, ne mekana gidiyorsun? nereye evlenmek peki peki çalışıyorsun? E, tabii ki. WhatsApp grubuna Onda yazmış zaten. kızlar büyük ihtimal o gün bugün <laughs> falan. Geliyor galiba. Ay, hiç beklemiyordum. Şey bir de bekleyip bekleyip de hiç gelmemesi de çok ya, içler acısı. O da kötü durum yani, muhtemelen ya. Kur'an tuvalet giyinmişsindir falan <laughs> bir bekliyorsun. Yani. Hediye şey çıkar. ben ayrılmak istedim falan. Aşkım ben terfi aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de <gördüm>. <laughs> <laughs> Ya o tarafta açıkçası bilmiyorum ben. Ama niçe de olaylar böyle. Bu arada bak erkekler her zaman e, sevgililerinin yakın arkadaşlarına sürekli sorarlar nasıl bir yüzük alayım, tabii nasıl tabii, yapayım tabii. mesela. O yakın arkadaş o kıza her zaman o görüntüyü atar. Ya zaten yani aslında hangisini biraz hangisini. da söylesin diye o sinyal çakmak diyorsun ya. O evet. yüzden de yakın arkadaşa soruluyor. Ama işte o da birazcık sürprizi kaçırıyor ya. O yüzden ben en doğal bana arabada etsin ya otururken yanarken tık tık çıkarsın. Böyle bir show menajerleri kira detaylara Niye senin Fakir fakir <laughs> düşüncelerim var ya. Arabada etsin dedi. E, araba da etsin evet. Limuzin de olabilir. Araba deyince aklına niye çıralık araba geliyor? limuzin <laughs> de olunca anlamayacağım mı etçeğini? Adamdım. Her gün taksiye binip gidiyorum. Adam her Ben takım elbiseyle Ad... kapıyı açıyorum. Ben Noyan Bey buyurun par. Ya da metrobüsü boşken yakalamış. gece <laughs> 3'te. Kapatmış mı? seni işte ya. evet. Şoförü şey diyor Duray. Böyle böyle durduruyor. Kara gibi değil mi? Duramam duramam teklif edeceğim deyip müşteri almıyor içeri. Ne yapayım? Ama ben sadelikten daha çok yanayım. Böyle şovmen hmm. o köprü olayı falan bana, ya bana çok kırış geliyor, geliyor yani. Evet. hani İltici geliyor, doğru. fişekler, gülden kalp yapıp oradan yol çizmeler, o yolun nereye gideceği belli değil. O yolu çizdiğinde tepeden baktığında da çok farklı bir çeşide dönüşüyor, anladın mı? Dümdüz bir şey, orada yuvarlak iki tane bir şey oluşmuş. Diyor ki ben Saloma, diyor beni neden reddettiğini ve neden evlenmemiz gerektiğine dair bir mektup yazacağım diyor. Mektup dediğinde paragraf paragraf yazılır, bu adam on maddeden oluşan bir mektup yazıyor. Maddeleri size sıralıyorum şimdi. Bu arada 10. madde yok. Sadece salon biliyormuş. O da maddelerden sonra ortaya çıkacaktır rezillik. Bak şimdi. Madde 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 evet. Aynen tamam. öyle. Sana iki kez evlenme teklifi ettiğimi ve senin her seferinde reddettiğini biliyorum. Madde Yapma ya. mi? <gülüyor> 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 Ama üçüncü defasının <laughs> da bak <gülüyor> <gülüyor> üçüncü defasının da çekiciliğini inkar edemem. Çok da güzel şov yaptım Aynen. diye bak. Nasıl İk... yazıyor mu ilk iki de? Hiç yok. Ama çekici bir şey ettiğini söylemiş. İkinci madde Sen ilk kadın psikanalistsin ve buna çok saygı duyuyorum. Freud ile iyi anlaşıyorsun. Diğer arkadaşlarıma da çok iyi anlaşacağına eminim. Bu yüzden benimle evlenmeliydin demiş. Ama Freud da buna yanık. Freud da yanık buna. Hani bu da gavat galiba. Aynen, Freud da anlaşıyorsun da diyor. Freud'a stil et. Bak benim Bak, çok güzel da var. Kafamız uyuyor diyor işte. i̇şte benim arkadaşlarımla da. Benimkiyle uymasa bile de arkadaşlarla da diyor uyuyabilirsin. Hep çevresinde tutmak istiyor belli ki. Garantici. Kadınların erotik doğaları ve cinsel farklılığının ekonomiden daha derin bir şekilde nasıl çalıştığına dair yazılarını seviyorum demiş. Kadın büyük ihtimalle cinselle Freud'un vuruk olmasının sebebi de buradan ortaya çıktı. Cinselliğe dair ekonomiden daha derin mesela demiyor derin. ki ben seninle sevişmek istiyorum kız kadın mı diyor ben anlamadım hayır. bunu ya. <laughs> yazı kadının değil mi hayır ya, <laughs> ya hayır ya hayır, hayır be, ya abi, öyle değil ya <laughs> arkadaşlar ben yayını burada bitiriyorum çünkü anlaşılamamış. Reklam var. var. Beni Kız onu demiyorum ben. ya. Şey, e... şey kan Kadıköy Evlendirme Dersi'ne yazıyor <laughs> girişte. Onu okuyor işte. <laughs> hayır hayır. Niçin? Ekonomiden daha derin yazılar yazan salon değil mi? Evet. Cinsellikle ilgili. Helal olsun hemen gülüyorsun. Tebrik ederim. <gülüyor> Freud da cinsellikle ilgili bir şeyler yazıyor mu ya hani ha, evet, sürekli tamam. seksle kafayı kırmış. Freud'un bu kadın aşık olmasının sebebi de ortak noktamız zaten seks ve cinsellik diye büyük ihtimal yürüdü. Aslında Nietzsche de dese ki bence ben seninle sevişmek istiyorum seni arzuluyorum dese işte bence evet diyebilirdi. Ama o zaman etseydi de ederdi zaten. Tek böyle armut gibi bakıyorsun suratına. Hayır, ya, hayır bak, ne bileyim salon ne düşünür yani. Ben şunu düşündüm ya. Mesela, <laughs> <Badan yani. gülüyor> niyet okumaksa mesela şu an e, çok teknik konuşuyor ya aslında teknik hani sürekli bir işten vurmaya çalışıyor kadın. Halbuki kadınlar duyguyu yazıyor, sever ya. Baktı yani. ki ama <laughs> şey i̇şte. böyle baktı Yani ama. sen diyorsun ki formallikten yana değil de cidden duygularını <laughs> açığa çıkaracak Tam şekilde karşı tarafa ilerletse daha iyi anlaşılır diyorsun. Kesinlikle. Vay adam, adam üç, üç kere... Niçeride akıl verdi Narvan. Oh, gerçekten Vay. bunu... Zerdüştü bunun... yazmışsın ama... yani. ama şöyle de bir şey var şimdi. İlk ikisini bilmiyoruz. Falan demiş. İlk ikisini bilmiyoruz evlilik tekliflerinin. Belki de orada duygudan yürüdü de kadın... Yine hayır dedi. He. Her boy demiş bir şey denemiştir belki de adam. Hı, üç kere ben. denemiş. Bilmiyoruz üçüncüde de ne yaptı ama çekiciydi diyor. Bilmiyorum. Son yolu da karşısına mı çıktı artık o sizin hayal dünyanızda kalmış. Sonra demiş ki ben de çok ilgiliyim bu tarz yazılara erotik olan her şeyden haz alırım demiş. Ne hazı beni değil anlamıyorum da. Yani bana dümdüz gel. Seçmek istiyor Aynen. musun abi? E, i̇stiyorum. E, tamam sen bir şey diyeyim. Bu oyunu çağıralım mı? Yok. <laughs> 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 Grup oğlum, da oğlum. Tamam. Evde küçümüz. <laughs> Hayır <Ya. op> <gülüyor> <gülüyor> o kitap yazıyor şu an gelemez. Evet. O iki kişi kompleksi. Freud aslında. orada aslında. yazıyor sürekli. Freud'un ne yazdı? Beni arasalar. Telefonun başında bekliyor Freud ki beni arasınlar. Bir Belki bir şey, bir şey çıkar. Düşer mi, düşer mi diye. E sonrasında demiş ki her zaman çok güzel kokuyorsun. Bak bu güzel. Ya, bu güzel, e, güzel. Böyle değil, güzel evet. gider. Böyle Hayır. devam ederse buradan yakalardı diye düşünüyorum. Çocuksu merakını ve pütürlü cildini seviyorum. demiş Boş. Şu biz erkeklerin kadınlar tarafında çocuk, çocuksu çocuksu bak çocuksun okey de o pütürlü cildi. De cildi. Yani abi, bu o kadının bence sen, senin sevilüklüklerin var demek gibi bir şey bence. Sürünlü cilt dediği hani şey mi? Yeni tıraşlanmış. <laughs> Pütürlülükten mi yoksa acaba? Sivilcili, bilmiyorum ya, ki. Gibi Kaç yaşında bilmiyorum yazdığını yani. da bilmiyorum ama. Hani bir dermatoloji de... probleminden hani dolayı mı? Ya, yoksa yazık tırtın evet, tırtın kadın tıra yani çok güzel kokuyorsun dedin. Gidişat çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuksa halini ama şu seviyorum dedin. Ya. <laughs> Bayağı öyle söylemiş yani. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> Bayağı neden böyle yapıyorsun bilmiyorum. Yani bu, maddeler bu, bu kadar arkadaşlar. Son maddede şey. şeydi. Son maddede de salon biliyor. Son maddeyi sizce neye yazmış olabilir? Benimle evlenir misin falan. Yok de öyle düşündüm direkt. Seks istiyorum mu? Yok, benimle evlenir misin diye düşündüm ben. Dördüncüyü, Dördüncüyü de artık dördüncü mektupta de yazıyor yani gibi. Şimdi bizim Deriyor muyuz'un bir istatistiksel durumu var. Hangisi diye. Bunların oranlarını veriyoruz. Size de soruyorum. Sizi hangisi etkiler? Hoşlandığım kadının fal bahanesiyle kendisini bana anlatması hoşlandığım kadının bana olan merakı. Ya bence merakı. Bence de. Bence bana de merakı ya. Ötekisi o ne? Ben bir şey dedim. Ben de ben de. <laughs> <laughs> Merakı neden bir şeyi var yani bir, bir gizemi var ya. Bir, o aynen. güzel bir şey. Bir de ötekisi yani taktik ya böyle. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Fal <laughs> bakma <laughs> <laughs> işte karşında oturuyor falan. İşte Ece atıyorum. E tamam İsmim da ama bir şey söyleyeceğim. Aynen, yoldan geçen kadında da. Ama bir şey söyleyeceğim Saçları sarı. <gülüyor> 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 ama şöyle de bir şey var. Ha. Yoldan geçen kahve içmiyorsun ya. Ya tamam onu biliyorum da yani. Şimdi kahve içmişsin. Tatlı bileyim. gelmez mi bu? Bana hiç gelmez. Gelmez. Belki tam tersi kadına çok tatlı gelebilir bu arada. Açık. Şeyde kaç, yüzde kaç çıkmış bu arada merakı ve merakı şey falan? Merakı yüzde yetmiş altı. O iyi. Zaten yani. konuşmaya yani. gerek Yüzde otuz diyenler kahveciler. <laughs> <laughs> Fazlıcılar. Yalnız yüzde yirmi dört. Yüzde altını O yolun bayağı gitmemişmiş. Yetmiş <laughs> altı dedim. Yetmiş <laughs> altı mı dedim ben yetmişi anladım. İyi dinle. Bana Sen var sokacağın... İkisinde. <laughs> oh <my God. gülüyor> Bize sordu soru yaparken de. Bir de birlik sonra. Ama benim hoşuma giden bana olan merak zaten merakla yaşlar ya zaten evet. aşktır sevgidir vesairedir. Bana merakından dolayı ben zaten kahveye çıkmışımdır onunla. Kahveye çıkmışken de alttan bana kendini iyice yedirmeye çalışıyordur. Der ki işte. Sallayayım soyadı sevim sevimgin olan bir kahve falı çıkar mı ben de bilmiyorum Oo, ama hı, yok işte ne bileyim bir şey burada bir s harfi var yok hayatıma dair bir şey vardır ne bileyim ona dair bir şey hayatıma dair hiçbir şey olmadığı için hiçbir terim kullanamadım dikkat şey etmeseniz. <laughs> <laughs> <Aynen gülüyor> bir şey vardır şeydir. <laughs> Senin için ikinci madde ama yani zaten merağı vardır bir de kahve falı var. <laughs> e zaten o, aynen yani. öyle o Tadın onun adına çıkar <laughs> tabii ki aynen öyle pastanın çiniği açıkçası. Ben Hangisi Türk Türk sizin Türkiye's için bu. ince düşüncedir? Evet, alalım. Dışarı çıktığımda eşimin ya da sevgilimin ben gelene kadar uyumaması, sabah uyandığımda kahvaltı hazırlaması. Net. Kahvaltı sabah hazırlaması. uyandığımda kahvaltı hazırlaması. Siz gerçekten keyif pezevengisiniz arkadaşlar. Hayır bak neden biliyor Bakın arkadaşlar, Aa, şimdi, bir susun, bu... bir tamam, gelirken, şimdi bir susun, biz susun. Tamam. Biz buraya gelirken bak çünkü. Biz buraya gelirken ben Kartal'dan Beşiktaş'a kahvaltı yapmadan hızlı hızlı geldim. Sonra Noyan'ı aradım. Noyan bana dedi ki Tamam biz geldik kahvaltı yapacağız dedi. Lan dedim hani bu ekipçe bugün çekim yapacağız ya demez mi insan toplu bir kahvaltı yapalım. Hep beraber yapalım bu kahvaltıyı diye. Ne yapayım sen de erken gelsin. Yanlış mı? Ağzında poğaçayla. <laughs> <laughs> Sonra armağanın yanı yani Batu garibim çocuk akşam hastaydı. Beni yediydim zaten kahvaltı da yapmadım ben de. Onlar yaptılar dedi. Boku bu arada size attı. Gerçek Ondan abi. sonra armağanı geldi. Armağan da zaten tam bir keyif pezevenge. Elinde kahve Elinde <laughs> kahve. Ben kahve, kahve aldık şimdi Alpay'la biz kahve içelim abi geliriz dedi. Biz botayla burada sığır gibi bekledik bunları. <laughs> Sürekli bunları yemek yerken buluyorum. O yüzden bu cevabınız beni hiç şaşırtmadı. Ben şundan dolayı söylüyorum. Şimdi mesela dışarıda olabilirsin <laughs> ve benim eşim de çalıştığı için aslında. Onun uykusundan feragat etmesini istemiyorum. Ama şöyle bir ve şey uyuyabilir yani. Benim beklemesini gerektirecek bir şey yok o gün. Ama ertesi gün uyanıp kahvaltı Sen de hazırlaması. De gidince PlayStation oynarsın. <laughs> ben de rahat rahat abi. Aynen. O da o burası öyle. Ben bir kadın olarak söyleyeyim size. Bir kadın olarak ben dışarı çıktığımda dışarı çıkmışsam bir alkol alırım, bir şey alırım vesaire. Onun uyumaması benim daha çok hoşuma gider. Çünkü içmişimdir ve dozunu fazla kaçırmışımdır. Ayarlayamamışımdır. Onu aradığımda uyanıksa ve beni alması. Yani onun için uyumamıştır zaten oturup da her gün her, her, her akşam beni görüyor zaten. hani Sağ salim eve geleyim ya da gittiği yerde sıkıntı yaşamasın, bir sorun yaşamasın falan filan. Buna ince evet. düşünceler, cahiller. Şey karşı Anlıyorsun taraftan mı? baktığı için. Sen evlisin ama senin eşinin de hoşuna gider mesela bu durum bu arada. Evet belki Değil tam tersi gider. durumda evet kadın gözüyle düşündüğümüz e tabi, olabilir. bu böyle. O yüzden sizin hayatınızda bir şey insanlar yok ya hani. Hiçbir şey yok. Evet niye? <laughs> yok ya. Bir yokluk. O yüzden. Bir çorak topraklar. <laughs> Niçe gireyim bir defa. <laughs> Keşke. 150 ciddi. madde o. <laughs> Senin maddelerin daha mantıklıdır bu arada. Başka Çıkar yani. Bakacağız mı? Üç kere bir kadına evlilik ya. teklifi edersen ben sana derim ki saçmalama bir dur derim yani. Ben de derim. Yani. Ve etrafındaki insanlar demez mi? Demez misiniz? Ben direkt Üç kere yetmişsin şey, ben üç kere yettirmem. ikinciyi ediyorum diye arasa da derim saçmalama yani evet. ikinciyi de edilmez. Sen ne Ben de üstün karşıya da kanka yapacaksan yap diyorum ben. Yap bize önümüzdeki bölümde malzeme çıkar. Aynen ben makarasını gideceğim. Cuma çekiyoruz çekiyoruz tamam ne bok. <laughs> ne yapıyorsunuz da hiç problem değil ben yazıyorum şimdi. Aynen. Bunların hepsini uyguluyoruz önümüzdeki hafta bölümde. Hangisi geçerli bir ayrılık sebebidir? İkisi de. <laughs> Eskisi gibi hissetmiyorum seni hak etmiyorum. Eskisi gibi, Eskisi hissetmiyorum. gibi hissetmiyorum. Bu da evet. Seni Yükte hak etmiyorum bu şey oradan. Ya benim peşimi bırak da. Kanka Bad ben aşık oldum da. Aynen. Hı -hı. Ya ben ben seni, seni hak, hak etmiyorum, etmiyorum falan, falan. O arada WhatsApp Hadi. mesajları geliyor zaten başka ile konuşmuş tabii, ya. Tabii tabii yerini ayarlamış yani. Aynen. Mikro aldatma diye bir şey varmış bir duydunuz mu? ne Mikro aldatma? Bu devir bizim devrimiz değil. bence de Değil değil. Bilmeyiz abi. Ben de valla ben de bilmiyorum ama mikro aldatma diye bir şey varmış. sevgilinin ya da eşinin küçük küçük kaçamaklarla birinin birileriyle yazışması. İşte onlarla flört etmesi mikro aldatmaymış. Bu bildiğin Aldatmını, aldatma, ya. Bu aldatma mikro aldatma falan ya. değil Çak arkadaşlar. Ben yani algılayamadım hala. Aynen. İşte böyle bir şey. Bunları gözünüzde küçültmeyin. Buna mikro diyen kendi de yaptığı için mikro Yürü diyor. Yürü be bu işte stop sokman gereken nokta burası. Tam şu kameraya Aynen. konuşabilirsin. Kayıtta mı? Boyalıyorum Kayıt. ya. <laughs> Hangisi tercihin? Dış görünüş olarak sana hitap etmeyen zeki bir kişi ama dış görünüşü wow ama aptal bir insan. Zeki yani. Aynen abi. Herkes çok zeki değil mi ya? Hı? Sosyal medyada. Ooo. Herkes çok A Valdan Valdan var. sen olmak istiyorsun. <laughs> Hayır, hakikaten bir de ya. bu arada lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Biz el birliğiyle Armağan'ın saçın toplaması taraftarıyız ama... ...bu videonun altına mı atarsınız? Artık bir Reels çıkartırım ona mı atarsınız bilmiyorum. Rica ediyorum. Armağan saçını toplasın mı toplamasın mı? Bak yemin ediyorum Aşağıya çok başka bir yorumlar. insana Karın dönüşeceğine... Lan <laughs> şey top topla büyük <laughs> sene, toplama sene. <laughs> Topu büyük yazmış, lasını yazmış. <gülüyor> yemin <laughs> ederim <laughs> çok inanıyorum. Evet toplasın el diyenlerle. Siz de buradan da yapın. Yani ben hep sevimiz yüzde yüz oranla toplasız oy birliğiyle Sen... kabul edildi. Toplamasın. Yani, kendine oy verebiliyor musun? Hani <laughs> <Kali>, mobisi <laughs> olma. A, ya. var. Hani var. Tamam toplama ama bence biz toplaması toplamamız taraftar. Ben toplamasın diyorum yani. Hiç toplum çok nadir görmüşümdür de toplamasın Tabii, görmediğim bence. Görmediğin bir şeyle ilgili nasıl bir yorum yapabiliyorsun ya? Kafamda canlandırabiliyorum. Kafamda mu? canlandırdığım her, ciddi zaman hayattaki ama. aynı oldu mu? Allah Allah. Batu. Arvan kendine yakışanı Batucuğum, yapıyor zaten. Batucuğum bu sorudan kaçma. Kafamda canlandırdığım. Ya, <laughs> anda... <laughs> yine yakalandık be. Akvaryumda şu an böyle aldı beni bana hiç çırpınıyorum. <laughs> Kafanda canlandırdığınla realdeki gerçek bir fark gördün mü aradaki? <laughs> <laughs> Yok ya öyle olmaz. Tabii ben ne olmaz bir şey neyden yani. kaçıyorsun? Bir o tek o saçtan kaçıyorum. bahsetmiyorum. <laughs> saçtan bahsetmem genel olarak. <laughs> genel demedim ben zaten. Ben Denim, genel diye soruyorum. Genel öyle olmaz. Evet. Bir, görmen lazım. Deneyimlemen <laughs> lazım. Tabii ki. Aynen. Deneyimlemem. Sahada Toko bir. <laughs> bir... getirseniz hep tane falan. <laughs> Hala saç diyor. Kaçamaz. Olsun <laughs> olsun. Bunun yüzdesi ne bu arada onu merak ettim. <laughs> Bunun, yüzdesi bu onu merak ettim. <laughs> Bunun yüzdesi dış görünüşü önemli değil zeki insan kafası çalışsın aptal insan çekilmez ama realite de, böyle, böyle değil çünkü, çünkü iletişimini... çoğu erkek aptal kadının hoşlanıyor çünkü onu uyutabileceği onu anlatabileceği yönetebileceği, yani. yönetebileceği gibi gibi bir kadın potansiyelinin hoşlanıyor kadınlar da çoğu zaman salak <laughs> yine Yakışıklı erkekler mi hoşlanıyorlar? Biz de hiç bize konuşmuyorlar. <laughs> <laughs> Bu çocuğun haline bak. DM'ye girelim o besle cerrahisi Niye seni harcadı? <laughs> Neden seni harcadı? Ya, ya bak ya. bak <laughs> ne ya. yapıyoruz biz sen niye? Ben sen bilmem. Sen niye takılıyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi sizin için önemli? Seks, para, popülerite. Aşk, seks, düzenliymiş. Para, para. Para. Ama para yayına yeni başladınız. Popülerite, para. 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 olan yer yani ne olursa yanları hiç önemli değil. Kaç milyon <laughs> dolar ama. <laughs> Bak para var onda da. Böyle şeyler de var. <laughs> e, onlara yani. evet diyoruz ya. Oğlum Booking'den Dubai bileti var. <laughs> ben bir surat iyi. Arkadaşlar an anlamayanları anlatayım. 3 milyon dolara götümüzü verir misiniz sorusunu kendi arasında cevaplarını veriyorlar. 3 milyon Ya da var ya da suratına iş etme. Erkekler sıçma. piyasayı düşürmüşsün <laughs> adamı. <laughs> bir, bir, milyon dolar falan diyordum ben. Geçen gördüm 10 bin dolara yaptıramamış. <laughs> Siz nasıl haberler? Neler takip ediyorsunuz ya? İlk ne, önümüze düşüyor ya? diyelim. Hangi <laughs> Hangisi sizi etki altına alır? Birinin parfümü mü ses tonu mu? Ses tonu. Benim için ses tonu ya. Ben müzisyen adamım. <laughs> Bu da sürekli. Ben şöyle adamım. Ben böyle adamım. Benim için önemli. İşte altını yani dolduruyorum işte. Pardon da öncelikle bir dakika. <gülüyor> 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 işte benim için öyle ses. Ne yapacak oğlum şarkı mı söyleyecek sana? Hayır Adı da, da parfümü ne yapacaksın ağzına mı sıkacaksın? Ha. Ama parfümü ilk etapta parfüm etkiler bir ya bir insan, alır ya. Anladın mı? Her şeyi orada sana sunabilir. Ya ama şöyle de bir şey var. Şimdi parfümü iyi seçtiyse. sesi öyle bir derin oluyor ki. Bu derin bir kuyu gibi atlayasın geliyor kuyunun içerisine. Bir kadın içerisine. için o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum ya. Erkeğin, erkeğin Bindan... gözünden bir kadın için. Bindan... Kadın için erkeğin sesi bence önemli ama. Tabii evet. Bir Hakan Altun gelse mesela sana. Ya Hakan, <laughs> Hakan Altun değil ya. Hakan Altun yok. Yani bir şarkı ya. söylese. Bir... Ee, Haluk Bilginer gelse böyle. Evet. Ya çok yani bana gelmesin de. 30 ama yaşında. Ama ses öyle. tonunda vesairede falan filan ama böyle. Konstitü de öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba falan. <laughs> Daha oturma bir sesin. Ama ses tonu beni alır. Yani beni en etkileyen ve böyle bir... Beni ona çeken şeylerden biridir. Ben parfümden daha önemlidir diyorsun e, dediğim gibi kaldı kutu köpeği gibiyim ben yani geleni de kokusu hoşuma gidiyor gelenini de gitmiş, hoşuma gidiyor arkadaşıma da diyorum senin de çok hoşuna gitmiş çok öyle bir etki altına almıyor beni ama o ses tonuna dikkat ediyor o beni aldıysa ya onun o bir katısını, de ses tonunun sürekli çok var ya, evet. ya parfüm burnuna alıştı saatlerce konuşsun dinleyebilirsin ben, yani. yani ses tonu yani, Malca bir şey anlatsa bebeğim şokey ya anlatsın hiç problem değil çok iyi çünkü. Bayezan'ın parfümden mi etkilendi? sesinden mi? Gözlerinden. Gözlerinden, <laughs> yüzünden. Şey, ya ben şöyle düşünüyorum. Parfüm önemli bir şey ve eğer doğru parfüm seçiyorsa, benim hoşuma gidiyorsa... Demek ki çoğu şeyde de aslında zevklerimiz sen. de uyuşacak bir noktada yani oraya kadar bağladım ben. Onun seçtiği parfüm benim hoşuma gidiyorsa yarın öbür gün Sen onun seçtiği kıyafet de benim hoşuma gidecek. Anladın mı? Ortak noktalarınız var. Aynı kokuyu seviyoruz. Ama ses çok farklı bir şey yani. Çok kişisel ve Sen yaratılışsal bir şey. Sen sana katacak şeyleri olduğu Aynen. için aslında parfümü tercih ediyorsun. Sesini ne katacak ki? Bencil miyim lan? Bencil istersen. <laughs> Hadi bakalım kişilik analizi. Sen? Yok canım direkt. Ses tonu mu? Ses tonu ya. Özellikle diksiyonla birleştikten sonra sabaha kadar... D'leri dağları <laughs> bir şey sanırım D'leri dağları ayırmıyorsa konuşurken... Fites diyor kanka. Abi. <gülüyor> Abi, <gülüyor> çok falan Mesela çok felan diyor. Mesela bu de, erkeklerde bak... var. Yemin ederim kapayacağım falan filan var ve deli oluyorum böyle bir falandır bu bu falandır filan değildir Selam falan, hiç, hiç, değil değildir. Vallahi, hiç değildir hiç değildir yani hiç değildir o olmaz ya evet dediğin gibi ya normal bir insan için belki olabilir ama bizim mesleğimiz de hani yazıyla konuşmayla ilgili bir şey <laughs> olduğu için bu ikisi gerçekten ben müzisyen adamım ses hayır yani çok göze batıyor anladın <laughs> mı o dedanın ayrılmaması vesaire çok göze batıyor. Benim Veleybol diyor mesela. Dedi diyor <laughs> <laughs> ki geçen gün diyor Veleybol başını izledim açtım diye. <gülüyor> <gülüyor> Ukrayna <gülüyor> diyor. <gülüyor> ben de mesela Deliler Dağlar'da takıntım yok. Denk gelince düzeltirim mesela ama çok şey değil. Ama konuşmada ama da çok zorlaması lazım ayrımı için. Herkes yazıyorsa. Ay. Ondan sonra işte dediğim yanlış de. <gülüyor> yazıyorsa. <laughs> Demiş ki ya dangalak mısın ya? Hiçbir böyle bir Türkçen yok yani derim. Ya diyelim. bir de hani çok öğrettiler be. Hani Evet. Çok eğitimden geçtik, anladın mı? Artık. Evet be abi. Yani bak, lise bizim senin yıllarımızda dörde yükseldi, üçteydi, dörde yükseldi vesaire. Yani <laughs> çok uzun bir periyot var, anladın mı önümüzde? Ya öğren ya. O de dayı yani. Bir de okulan. Ya, yani de şu böyle <laughs> falan filan deme. Falan evet, falan selam deme. Ne yani. öyle bir şey. Yeter ya. Gerçekten Türkçe'ye de girmediğimiz kalmıştı, bir de ona girdik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim beyler. biz teşekkür ederiz. Çağırdığınız için Kübra ne şimdi. Kübra'nın çağırdığınız için. Bu arada Nuyen Alpay'ın Alpay'ım falan yapıyor. Ve erkeklerde böyle bir durum var. Botum, botucuğum. Ne? <laughs> <laughs> Aslanım falan. Biz kadınlarda böyle bir şey yok. Az önce Beyza'yla dönüyorum. Kimse bana Kübra'n demiyor demesin de zaten. Çok da Oturmaya istediğim çok şeyde da Şey de değil evet. Otur ya ağızda da durmuyor yani. Çünkü şimdi bir şey okey de o olmuyor. Ama erkeklerde böyle bir sahiplenicilik küb birbirine Mesela bir... küb küp falan diyenler var. Vardır. Kübi, kübok, vesaire bir, bir, sürü şey var. Ama yani o erkeklerdeki işte armağanım. O Baton çok yanlış olsan, yere gidiyor çünkü günü çok, Evet, yani armağanım. Yani o olayı Noyal'da da böyle bir durum yok. Sizle biz de konuşunca böyle garip geldi bana diye. Arkadaşlar lan la 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 falan konuşuyoruz çünkü kendisiyle. <gülüyor> <gülüyor> sahtekar görüşünden de anlayacağınız üzere. <laughs> çok doğru. Ben ne dersem o YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. O yüzden bence izleyin ve her seferinde zaten ne ihtiyacınız olursa başınız dara sıkışırsa ablanızı aramıyor. Teşekkür ederiz ablam. <laughs> Eyvallah. Kurban olurum, <laughs> olurum ablanız sizi. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan Siz bir başka bölümde. Çok <laughs> teşekkür ederim. teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz gittik. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Deliriyor muyuz?